Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Profesör Doktor İskender Sayek, eşi Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi eski başkanlarından Profesör Doktor Füsun Sayek'i anmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinliklerinin 12.'si hakkında bilgi vermek amacıyla gazetecilerle buluştu. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden İskender Sayek, eşi rahmetli Füsun Sayek'in gönül verdiği arsuzda bir kez daha sanatsal, kültürel, eğitim panelleri, sergiler, konserler ve sağlık taramaları ile dopdolu bir programla anılacağını belirtirken, etkinliklerde bu yıl çocuk teması üzerinde durulacağını söyledi. Sizin de söylediğiniz gibi Füsun Sayek Sağlık Eğitim Geliştirme Derneği'nin yaptığı bu etkinlikler bu yıl 12'si. Burasıyla kurumsallaşmış bir süreç. Ve de beni en çok etkileyen kısmı da toplumun bu etkinliklere gösterdiği ilgi. Bu yıl aslında format olarak aynı formatı, yıllardır uygulanması formatı. Yine sağlık, eğitim, kültür bir arada ona bir dizi etkinlikler. Bu yıl teması aslında çocuk. Özellikle çocuklarla ilgili değişik atölyeler, çalıştaylar var. Ama bunun yanı sıra bu yılın önemli, bence en önemli konulardan bir tanesi olan çocuk istismarına yönelik. Çocuk istismarını önleme ile ilgili bir güzel bir oturum olacak. Bekler sonra özellikle. Ve Ulusal Çocuk İstismarı ve Mücadele Derneği Başkanı Saadet Öğretmen bilirsiniz. Saadet Öğretmen kendisi de gelecek. Ve yönetimiyle beraber çocuk istismarının tüm boyutlarını, Türkiye'deki durumunu ve nasıl müdahale edileceğiyle ilgili bilgileri bizlerle paylaşacaklar. Çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Ayrıca çocuklara yönelik yine çocukların eğitimi ve gelişimini destekleme adına çalıştaylar var. Bunlardan bir tanesi aslında sizlerin de yıllardır bana önerdiği yerel insanların burada katkısını arttırma şeyi. Bu yıl Nebi Nafile arkadaşımız Hatay Kültür Kent Kültürleri İl Temsilcisi galiba. Onun desteğiyle bu katkıyı oldukça genişlettik. Çocukların gelişiminde hikaye ve öykü yazmanın önemini çocuklarla paylaşarak yapacaklar. Yine çocuklara yönelik asıl çocuk konusu. O da bence kurumsallaşmış. Bu yıl 11.si yapacağız. Bir kere yapılmak bir yıl nedenle yapamamıştık. Ama o da olacak. Konserler var. Konserlerin birincisi şeyle başlıyor aslında. Ders konseri. Caz konseri. Cuma akşamı. Halkla herkese açık bir şekilde. Gençlere yönelik bir şeyimiz, bir etkinliğimiz bu yıl İskenderun'da İGEV salonunda yapacağız. Orada da yine Hataylı bir arkadaşım geliyor. Yaprak Yapsan isimli bir arkadaşımız. Özellikle dijital liderlik konusunda Türkiye'nin önünde gelen isimlerden bir tanesi. Gençlere dijital liderlik ve girişimcilik konusunda bir bilgilendirme yapacak. İGEV, İskenderun'da İGEV salonunda olacak. Sağlıkla ilgili şeylere değinmeyeceğim. Ama yine önemli bir sağlık sorunu olan çocuklarda obezite. Evet. Bu sene gündemimizde. Bunu destekleyecek bir toplum araştırması yürütüyoruz şu anda Asur'da. Türkiye'de çünkü çocuklarda obezite ile ilgili yapılan bir çalışmada hemen hemen genel, Türkiye genelinde yapılan bir çalışmada 5 çocuktan birinde obezite olduğu belirlenmiş. Yani çok yüksek bir şey. Hatay'da tabii aynı mıdır bilmiyorum. Asur'da en azından bir küçük
grup çalışması yapıyoruz şu anda, gidiyor. Tıp öğrencileri sahaya dağılmış durumda, onlar bunu hazırlıyorlar. Ve ay sonunda da hem o çalışmanın sonuçlarını hem de aileleri çocuk obezitesi yönünde bilgilendirme yapacağız. Bu konuda bir uzman arkadaşımız getirdi Ankara'da. Bu çocuk endokrinoloğu arkadaşımız. Ve bununla birlikte de sağlıklı beslenme konusunda toplum bilgilendirecek. Dolayısıyla şişmanlığın insan yaşamına olan etkisi de etkileri, olumsuz etkileri de paylaşacak. Bu da çok bence önemli bir yönü olacak etkinlikler. Çocuklara yönelik bir diğer şey de temel yaşam desteği kursu vereceğiz çocuklara. Hacettepe Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi ana bilim dalından arkadaşlar bir program hazırlamış çocuklara. Role play dediğimiz oyunlar ve maketler üzerinde çocuklara temel yaşam desteğinin önemini öğretecekler ve anlatacaklar. Bu şekilde çocukları biraz daha duyarlı hale getirmeye çalışacağız. Hatay'la ilgili bir şeyimiz de özellikle Hatay'ın el sanatlarını gündeme getirecek bir atölyeler biz şey yaptık. Ve bir gün boyunca etkinlikler sırasında taş olmuş. Taş mozaik ve cam mozaik çalışmaları orada yapılacak. Hem insanlar görecekler nasıl yapıldı. Ve orada belki de kendileri de yapar. Sabun yapımını bir kere yapmıştık. Evet. Bu sene de tekrar sabuna yönelik bir soğuk sabun yapımı atölye var. Yine o da bence Hatay'a özgün bir süreç olarak karşımızda. Kabaca programımız bu boyutta. Şiir ve türkü dinletisi var. Hatay'da grup arkadaşımız Emin Nakide ve grubunun biliyorsun bir halk ozanı Emin Nakide. Onun düzenlediği bir şiir ve türkü dinletisi program içerisinde yer alıyor. Etkinlikler toplam kaç gün sürecek? Bütün Ağustos. Ağustos ayı boyunca devam edecek. Bir ay boyunca devam edecek. Geçen iki hafta önce bir Ağustos'ta sanat buluşması yaptık. O sanat buluşmasına katılan ressamların da resimlerle sergilendiği bir sergiler var. Aynı zamanda kalıcı sergilerin dışında bir de Levantan Gözleri diye, o da çok değerli bir koleksiyonu